Karar TV'den merhaba. Galatasaray özel yayınımızla karşınızdayız. Bu hafta da Oğuz Altay var yanımda ve Sarı Kırmızı takımın gündemini konuşacağız. Oğuz Altay hoş geldin. Hoş bulduk Ezgi. Evet, şimdi geçen hafta bambaşka bir gündemimiz vardı. Arda Turan konusunu konuştuk. İşte Galatasaray'da Mustafa Cengiz'le Fatih Terim arasında bir kriz mi var, neler oluyor, bu takımı nasıl etkileyecek, bunlardan bahsetmiştik. Şimdi zannediyorum bu hafta biraz daha sessiz sakin geçti Galatasaray'da, biraz daha çok sular şu anda duruldu. Çok huzurluyuz camia olarak. Evet, istersen onun detaylarını biraz vererek başlayalım, sonra zaten transferlere geçeceğim. Olur. Geçen hafta biraz konuştuk ama Galatasaray'ın elbette ki kadro yapısındaki eksiklerin tamamlanması ara dönem için bir fırsattı ara dönemde. Bunlar tamamlanırken esas olması gereken konu camia içerisindeki tartışmaların sona ermesiydi. Bu Galatasaray'da sağlandığı için artık saha içine dönüp saha içini konuşabilmek çok daha kolay hale geldi. Hı hı. Skorlar da Galatasaray lehine olmaya başlayınca zaten keyifliyiz yani. Şu anda mutluyum. Yüzün çok gülüyor. Çok evet. Mutluyum. Evet. Zannediyorum birçok Galatasaray'da bu şekilde. Herkes öyle. Şimdi Arda Turan konusu bir tarafa bıraktık. Artık o konu kapandı ama takımın kadro anlamında esas ihtiyacının stoper olduğunu herkes biliyordu ki Fatih Terim de bunu defalarca kez söylemişti zaten. Ama bir stoper takviyesi yapamadı Galatasaray. Şimdi rakiplerini düşünürsek, zirve yarışının çok kızıştığını düşünürsek stopersiz devam etmek ligin geri kalanına nasıl etkileyecek takımı? Önemli. Şimdi gerçekten bir stoperin olması lazımdı. Çünkü Luyendama'nın sezonu kapatmış olması, Luyendama ve diğer stoperimizle oynadığımız zaman alternatif olarak Donk'un veya Ahmet Çalık'ın orada kullanılmasıyla Luyendama olmadan Donk'un direkt olarak stopere geçmesi çok farklı şeyler. Hı hı. Çünkü uzun süreç içerisinde senin de söylediğin gibi artık kış şartları, saha şartları, haftada iki maçın oynanacağı Türkiye Kupası maçlarından dolayı elbette zor olacak. Ama Allah'tan şu anda Ryan Donk gibi bir oyuncu var Galatasaray'da. Evet. Çünkü esas yeri stoper ve orta saha olarak geçiyor. Daha çok orta saha olarak algılandığı için Galatasaray'da bunu Donk stoper olur mu diye düşünen bir kesim oldu. Ama en son maçta da gördük. Daha önceki maçlarda da gördük. Donk oynadığı mevkinin hakkını veriyor. Donk'u biz forvette bile gördük. Gördük. Bu hafta da yine çok şık, güzel çok bir güzel gol bir attı. Gol attı. Evet. Jeneriklik bir gol evet. Attı yani. Ama Donk'la bu işi çözmekten başka çare yok. Ahmet Çalık ve Donk Galatasaray'ın şu andaki stoperleri. Hı hı. Yapacak başka bir şey yok. Peki şimdi Donk ve Ahmet Çalık dedik. Dün Mustafa Cengiz'in açıklamaları vardı. Finansal fair play'e takılmayan ve hem Donk'tan hem de Ahmet Çalık'tan daha iyi bir stoper bulamadık diye. Acaba bu birazcık kısa bir süreye sıkıştırıldığı için mi bulunamadı? Yani bilemiyorum, dünya havuzunu şöyle bir düşündüğümüz zaman evet. Galatasaray'ın genel anlamda transferde son dönemde tek bir oyuncuya takılıp sanki oradan ilerleyemediğini görüyoruz. Yani bunu geçen sezonlarda forvet transferinde çok görmüştük. İşte tek bir oyuncuya takılıp kalıp transfer döneminin bittiği güne kadar neredeyse o oyuncu için çabalayıp sonra olmayınca alternatifsiz olarak yola devam ediyor gibi bir görüntüsü var sanki Galatasaray'ın. Stoper'de de böyle bir durumla mı karşılaştı acaba? Aslında Ezgi, Galatasaray'ın şu anda bildiğim için söylüyorum, tüm Avrupa liglerini ve dünya futbolunu tarayan bir scout ekibi var. Hı hı. Yani dediğin gibi tek bir oyuncuya takılmak çok doğru bir şey değil ama Galatasaray ara dönemde kendisine uygun Galatasaray çapında kalibresinde bir stoperi devre arasında bulabilmesi çok kolay değil. Ama önümüzdeki sezon mesela Galatasaray'la ilgili başka haberler de vereceğim size. Hı hı. Galatasaray'ın çok daha farklı bir kadro yapılanmasını hep beraber göreceğiz. Hocamızın düşüncesi doğrultusunda. Onun için devre arasında stoperin gelemeyişi biraz da aslında anlaşılmış, birçok konuda da mesafe kat edilmiş bir oyuncu vardı. Ama tabii insan... İşi gelmek istemeyen oyuncu değil mi? Normal. Kimdi o? Murillo diye bir Murillo. Oyuncu var. Evet. Ama şey yani bu bir aile konusu olduğu için bütün futbolcular eşleri mutlu olmayacak, huzurlu olmayacaksa da sadece transfer olmak için gitmiyorlar. Haklılar. Yani Galatasaray adına değil, genel anlamda baktığınız zaman herkesin ailesi önemlidir kendisi için. Şimdi Murillo o anlamda Galatasaray'ın o zaman yapabileceği bir transfer miydi? Tabii, çünkü tabii. Ekonomik olarak Murillo'nun da zor olduğu ve gerçekçi bir hedef olmadığı çok fazla söylenmişti. Yok, gerçekçi bir hedef değil gibi değil, kiralık olarak gelmesi, hı hı, söz konusuydu. Onunla da ilgili bayağı bir mesafe kat edilmişti.
Ama dediğimiz gibi hanımefendiden dolayı gerçekleşemedi. Peki şimdi Mustafa Cengiz'in yine açıklamalarından devam edersek Kemerburgaz tesislerinden bahsetti. Evet. Aynı şekilde işte Florya projesinden biraz bahsetti. Şimdi bu ekonomik sıkıntılar ilerleyen dönemlerde yönetimin karşısına nasıl çıkacak şeklinde soru işaretleri de var. Aynı şekilde işte Florya projesinin iptali ilerleyen dönemlerde UEFA ile bir krize yol açabilir mi ya da yönetimi zor durumda bırakabilir mi diye. Yani şu anda ekonomik olarak Galatasaray yönetimi ne durumda? Şimdi Ezgi, ekonomik olarak tüm kulüpler zor değil, batık durumda. Evet. Ama Galatasaray'ın son 2 senedeki finansal fair play kriterlerine göre yönetilişi, oyuncu alışverişleri, bütün kulübün mali tablosunun yönetiliş şekli açısından baktığınız zaman artı olarak görünen tek kulüp. Mustafa Cengiz'in ve yöneticilerin bu konudaki başarısı yadsınamaz. Yani severler veya sevmezler ama önümüzde bir realite var, ona da uymamız lazım. Şimdi Florya ve Kemerburgaz konularına gelince inanılmaz büyük bir başarı söz konusu. Ben burada Mustafa Cengiz Başkanımıza ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a ve Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a çok diplomatik, çok diplomasi gerektiren konularda ve camianın ağır baskısı altında kan kusup kızılcık şerbeti diyerek santim santim böyle milim milim kuyu kazdıklarını, çukur kazdıklarını biliyorum. Ama şimdi ne oldu? Galatasaray Florya'yı imarsız olarak verip imarlı olarak geri aldı. Bu ne demek biliyor musunuz? Galatasaray'da inanılmaz bir şey bu. Yani o kadar büyük bir katma değer ki, o kadar büyük bir gelir kaynağı ki bununla ilgili olarak ayrı ayrı her Galatasaray taraftarının, genel kurul üyesinin şu anda bu işi başaran insanların elini sıkması lazım. Bir kere daha başkana ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Ben de bir Galatasaraylı olarak. Kemerburgaz projesi apayrı bir konuydu. Yine orayla ilgili olarak da üzerinde bir ruhsat bulunması, maden şirketi ruhsatı bulunması, oraya yapılabilecek olan, kazma vurulabilecek olan kısmın başlamasına engel bir nedendi. Hı hı. Onun için bu sürecin de çok iyi yönetilmesi Galatasaray adına çok lehte oldu ve başarılı bir çalışma oldu. Şimdi esas başka bir konu var bu konuda. Sayın Abdurrahim Albayrak, vallahi Allah razı olsun, yani Galatasaray için önemli kaynaklar yaratıp Galatasaray için çok önemli çalışmalar yapıyor. Şimdi biliyorum ki kendisiyle bir sohbetimiz de oldu. Abi kardeş ilişkisi olarak çok uzun yıllardır zaten böyle bir tanışıklığımız var camia içinde. Florya'ya Galatasaray'ın kasasından para çıkmadan sponsorları da bularak, kendisi de katkı vererek belki de Türkiye'nin gelmiş geçmiş en modern, en güzel tesisleri geliyor. Bunu da Florya'ya. Evet, Florya'ya. Abdurrahim Albayrak'a buradan bütün Galatasaraylılar adına ben de teşekkür borç biliyorum. Eğer bunu gerçekleştirebilirse çok büyük iş yapmış olacak Galatasaray adına. Bu proje ne zaman başlayacak? Başlama tarihini bilmiyorum ama şu anda bu konuyla ilgili çalışmalar olduğunu biliyorum. Hı hı. Yani belki de diyecekler ki önümüzdeki hafta bir basın toplantısıyla Florya ile ilgili tesisleri yapma adına başlıyoruz diyecekler. Ama bildiğim tek bir şey var, Galatasaray'ın öz sermayesinden çıkacak tek kuruş para yok. Bunu da Abdurrahim Albayrak Başkanımız üstlenmiş durumda. Peki bu haberi verdikten sonra saha içine geçmek istiyorum ben. Şimdi Galatasaray 4 maçlık bir seri yakaladı. Puan farkını 5'e düşürdü. Şu anda camia, geçen hafta da zaten konuşmuştuk, inanıyor şampiyonluğa ve daha da iyi olacağına takımın, ama şöyle bir durum var. Şimdi hala oyun çok da fazla tatmin edici gelmiyor bir taraftan. Özellikle orta sahası, özellikle savunması zaman zaman alarm veriyor Galatasaray'ın. Şimdi Kayserispor ligin en sıkıntı yaşayan takımlarından, en maalesef kötü durumdaki takımlarından birisi. Galatasaray'ın evinde ne kadar güçlü oynadığını biliyoruz taraftarın önünde. Dolayısıyla da orada kazanılan 4-1'lik galibiyet ne kadar gerçek bir görüntü veriyor takımın esas durumuyla alakalı. Kayseri maçı skoruna bakarak konuşursak her şeyi çok güllük gülistanlık, hı hı, deriz. Ama bana göre de, ben kendi maç yazımda da yazdım, Kayseri maçı genelinde Galatasaray skoru 2-0'a getirmesine rağmen maçın ikinci yarısında pozisyonlar verdi. Şimdi futbolda pozisyon verirsin, kendin, hı hı, bulursun, atarsın, hı hı, kaçırırsın. Bunlar ayrı bir şey ama sadece o maç özeline baktığınız zaman evet, Galatasaray bu maça bakarak
işi bitirir diyebilmeniz söz konusu olmaz. Onun için yapılacak başka çalışmalar olduğunu biliyorum. Ama burada önemli olan başka bir şey var. Galatasaray'ın topu ön tarafta tutabilmesi için Galatasaray hala Falcao'suz oynuyor. Hı hı. Galatasaray Andone'siz oynuyor. Bu arada Adem Büyük de Falcao'yu aratmadı. Maşallah ona. Evet. Gerçekten çok altyapısı güçlü. Tamam, bir Falcao etkisi yaratmaz ama görev verdiğiniz her zaman Adem Büyük büyük oynuyor. Skora etki ediyor ve en azından Falcao'nun takıma dönmesi için gerekli zamanları Galatasaray'a kazandırabilmiş oluyor. Çünkü puan kaybetmiyor Galatasaray o dönemde ve Adem'in de golleriyle buna katkısı oluyor. Henry Onyekuru'nun dönmesi, Falcao'nun dönmesiyle beraber kabul edelim ki Galatasaray orta sahasında artık bir virtüöz var. Yani Lemina gerçekten futbol yetenekleri çok üst düzey bir oyuncu ve Türkiye'ye iyi alıştı. Takıma iyi adapte oldu ve artık verebileceklerini artık üst seviyede verebilmeye başladı. Şimdi Galatasaray'a bu anlamda baktığınız zaman Kayseri maçı için değil ama eksiklerin takıma dönmesiyle birlikte ideale yakın bir kadrosunu artık oluşturacağını görüyoruz yani. Oğuz Altay, sana deselerdi ki sezon başında Ömer Bayram'la Adem Büyük bu takımın vazgeçilmez oyuncularından ikisi olacak diye, inanır mıydın acaba? Ya da genel anlamda taraftar inanır mıydı? Taraftarımız inanır mıydı? Sanırım büyük beklentilerden ve isimlerden dolayı inanmayabilirdi. Ama ben kendim Oğuz Altay olarak buna cevap verirsem, benim de kendime göre bir futbol anlayışım var. Sahaya, futbolculara, insanlara bile, yani şu anda buradaki kameraman arkadaşımıza bile baktığım zaman ben farklı bir gözle bakabilirim. Çünkü hayat tecrübesi böyle bir şey. Ömer'in Galatasaray'da iyi işler yapabileceğini ben görüyordum. Geçen sene Ömer'in oynadığı futboldan dolayı ben onu kendim seyrettiğim zaman da kendi oynadığı takımda da farklılıklar içeren özellikleri olduğunu görüyordum. Ama bu bir şans meselesi. Ömer de bunu çok iyi kullandı. Bence artık rotasyon oyuncusundan çok asist krallığına doğru gidiyor. Yani görevini doğru, çok iyi yapıyor. Evet. Peki ben şunu merak ediyorum. Feghouli'ye ne oluyor? Yani Feghouli sezon başında nasıl bir performansla başlıyor ve sezonu nerede nasıl bitiriyor? Şu anda yine bir vites arttırma durumuna geçmiş gerçekten durumda. Öyle. Gerçekten öyle. Yani Ocak'tan, Şubat'tan itibaren Feghouli'ye bir şey oluyor ama ne oluyor? Arap atı işte, sonradan açılıyor derler ya. Evet, doğru. Ama şeyden Feghouli Afrika Kupası'ndan geldikten sonra herhalde biraz da yorgun geldi. Geç katıldı. Hı hı. Onunla ilgili olarak da bir dönem bir bocaladı. Fakat fizik olarak şimdi kendini iyi toparladı ve artık yazımızda da bahsettik. Yani sazı eline almaya başladı. Bakın, aslında ben Mariano gitseydi sağ bek Galatasaray adına çok iyi olurdu diye düşünmüyorum. Yani evet, yabancı kontenjanında belki bir tane yer açardınız, hı hı, ama özellikle Feghouli'nin sağ tarafta Mariano ile beraber oyun kurma anlamında rakibi ekarte etmeleri, birlikteki uyumları ve anlaşmalarından dolayı çok iyi bir uyum yakaladıklarını düşünüyorum. Eğer Mariano kendi oyununu düşürmezse, Feghouli'nin yükselen formuyla beraber Galatasaray sağ kanat sorununu çok iyi bir şekilde çözer ve şampiyonluğa çok tekrardan bir imza atarlar yani. Şimdi ayrı ayrı bütün oyuncuların performansının yükseldiğinden bahsediyoruz ama Galatasaray'da bilmiyorum, benim naçizane görüşüm sanki takım olmak konusunda bir sıkıntı var. Yani içerideki arkadaşlıkla ilgili mi artık bilemiyorum ben tabii ki ama sanki o takımlaşlık duygusuyla ilgili, o birlik beraberlik duygusuyla ilgili genel anlamda yönetim Fatih Terim anlamında söylemiyorum ama ben seni çok iyi anlıyorum. Takım içinde sanki o birliktelik, beraberlik birazcık aksıyor gibi hala. Gerçekten şöyle de, öyle mi? Şöyle de düşünebilir miyiz? Sanki biraz daha fazla artmaya başladı diyebilir miyiz? Mesela artıyor mu? İşte artıyor. Onu mesela Galatasaray'ın saha içerisindeki rakiple tartışmalarında, saha içindeki hakemle tartışmalarında, hani herkes gitsin hakeme baskı yapsın anlamında söylemiyorum, hı hı, ama bazen bakarsın oyuncular yalnızdır. Ama takım halinde hareket etmek, o vücut dilleri futbolcuların bazı şeylerin de işaretlerini verir, hı hı, insanlara. Şimdi ben mesela bunu görüyorum. Galatasaray'ın özellikle gol sonrası kulübenin sahaya olan sıcaklığı, futbolcuların sağ kenarına gelip gol sevincini kulübeyle, hocayla, hı hı, ve diğer oyuncularla paylaşması, bunlar çok güzel işaretler. Ben arkadaşlığın geçtiğimiz döneme göre ciddi bir şekilde yükseldiğini görüyorum. Peki, şimdi Galatasaray'ın önünde iki tane maç var. Kasımpaşa maçı deplasman olmasına rağmen İstanbul'da, Kasımpaşa'nın yaşadığı krizler, sıkıntılar malum. O anlamda belki Galatasaray adına nispeten daha rahat geçecek bir karşılaşma diyebiliriz ama Alanya ile oynanacak bir Türkiye Kupası maçı var ve Alanya'nın son dönemdeki
yani en iyi takımlardan biri olduğu gerçeğini de düşünürsek, evet, acaba bu maçlar nasıl geçecek? Önce Alanya'yı değerlendirelim istersen. Şimdi önce ben Alanya'ya da gelmeden önce bir şey söyleyeyim. Türkiye'de hiç kimse oynayacağı, bu hafta oynayacağı maçtan önce evet biz bu maçı %100 kazanırız diyemez. Hı hı. Tabii, çünkü evet. Birçok eskiden diyebiliyordun. Mesela biz şöyle yaparız, böyle yaparız diye insanlar konuşuyordu. Ama futbolun gerçeklerini birçok nedenden dolayı, bunları da ayrıca başka programlarda da konuşabilmeliyiz. Hı hı. Çünkü kulüplerin finansal fair play kurallarına uymaya çalışmaktan dolayı kalibrasyon olarak bazı oyuncuları elden çıkarmaya çalışması, Anadolu kulüpleriyle aradaki seviyelerin makasın daralması bize bunları söyletiyor. Ama Alanya Spor ciddi bir takım. Zaten ligde bulundukları yer de belli. Hı hı. Ben hocalarını da beğeniyorum. Ciddi, işini seven bir adam Erol Bulut. Onu da tebrik ederim. Ama Alanya Spor maçı Allah'tan çift ayaklı. Tek maç olsa belki de turu bırakır gelirsin. Yani bir Galatasaraylı olarak bunu söylemek kolay bir şey değil. Ama zor maç. Evet. Zor maç. Tam tersine dönelim. İstanbul'daki Alanya maçı da zor olabilir. Hı hı. Onun için elbette biz turu geçeriz. Elbette biz turu geçmek isteriz. Bunun için de sonuna kadar mücadele ederiz ama maçlar kolay değil. En azından Kırklareli Spor'la oynamayacağız. Yani Kırklareli Spor'a bir gönderme yapmıyorum bir buradan ama. Taş da geldi. Taş değil, bir gerçek yani. Alanya ile oynamakla Kırklareli ile oynamak arasında farklar var. Ama Kırklareli'nin de şimdi başarısını gölgelemiş olmayalım. Gerçekten onları da tebrik ederim. Olsun. Çok büyük bir iş başardı Kırklareli de aynı şekilde. Peki o zaman bu maçlardan sonra acaba neler konuşacağız? Ben merak ediyorum. Bu iki şunları maçın konuşacağız. Tahmin ediyorum. Oğuz Altay, sen demiştin ki 10 puan fark varken bu fark kapanır demiştin. Şimdi 5 puan fark var. Şimdi bu fark ne olacak diye soracaksın belki. Ya da sormadın, içinden düşünüyorsun. Ama bu hafta çok kritik maçlar var zirve. Yani şimdi Sivas'la Başakşehir oynayacak. Tabii. Fenerbahçe Alanya ile oynayacak. O yüzden orada çok ne olacak, işler karışacak yani. Ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Galatasaray puan farkını kapatacak. Sonra her maç final diyecek. Başka bir konsantrasyon, camia kenetlenmesiyle Mayıs ayına doğru yürüyeceğiz hep beraber. Oo, iddialı bir bitiriş yapıyoruz. Evet. Peki. Oğuz Altay, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere diyelim. İnşallah. Oğuz Altay'la Galatasaray yayınımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.